ve Meryem Limanı projemizde de hem çarşı esnafımız, pasportör esnafımız, buradaki esnafımız hem de köylü benim çiftçi vatandaşların ürettiği ürünler para edecek, ceplerimiz dolacak, hepimiz mutlu olacağız dostlarım. Evet, diğer projemizde sizleri baş başa bırakıyorum. Ben de geçeceğim. Benim zaten tutuk olmuş. Yani abi 6 günlük 6,5 yıl yazdım. Olmadı yani. Ya. Niye var bu? Adamı seviyorum. Değil mi? Yer var mı acaba? Yer var mı? Yavaşça yaparız, hızlı yaparız. Fethiye'mizde yapacağımız kongre merkezimizde burada tarım, turizm ve diğer bütün kongrelerimiz gerçekleşecek. Yurt içinden ve yurt dışından gelecek profesörler, ünlü firmaların temsilcileri gelecekler. Burada kongreye katılacaklar. Kendileri güzel Fethiye'mizi gördüğü zaman eşlerini, ailelerini, dostlarını da getirmek isteyecekler. Ve onların da Fethiye'ye katılmalarıyla, görmeleriyle turizm katlanarak devam edecek dostlarım. Evet, Fethiye'mizde öyle büyük değerlerimiz var ki bir tanesi de Telmasos Antik Tiyatromuz. Yurt dışında şu kadar bir tarihi eser buldukları zaman hemen ballandırarak anlatıyorlar ve buna kuyruğa geçiyorlar görmek için. Oysa bizim Telmasos Antik Tiyatromuz var. Dünyanın denize en yakın tiyatrosu. Bunun önünü tamamen temizleyip denizle buluşturup yolunu da battı şeklinde alttan geçirip bunu denizle buluşturduğumuz zaman burada her türlü etkinlikler, dünyanın bütün sanatçıların çağırıp dünyada ses getirecek çalışmalar burada yapılabilir. Yine buraya müzemizi de taşıyarak o atıl vaziyette duran hiç kimsenin ziyaret etmediği müzeyi de buraya taşıyıp bunu da gün yüzüne çıkarıp turizmimizi katlayarak devam ettireceğiz dostlarım. Evet, Fethiye'mizde yine festival günlerini başlatıyoruz. Elbette değişik, işte Üzümlü'de Dastar ve Kuzu Göbeği Festivali gibi, işte Nif'te Kiraz Festival Gün Festivallerimiz var. Ama biz yıllar önce Fethiye'de yapılan festivali özlüyoruz. O en son rahmetli Muzaffer Dontlu zamanında yapılan festival var ya, ben zaten şimdiye kadar rahmetli olan bütün belediye başkanlarına Allah'tan rahmet mevcutlarıyla beraber onlarımızı hizmetine sunmak istiyoruz. İşte bu festivalleri canlandırmak istiyoruz. Orada hepimizin öz kültürü, yörük kültürü, burada Fethiye'de yaşayan bütün mozaiklerimizi burada canlandıracağız, yemeklerimizi tanıtacağız. Önce Fethiye'mizde, sonra ulusal, sonra da ulusal, uluslararası boyutta sizlere festival günleri başlıyor arkadaşlar. Evet, sanat sokağımız olacak. Fethiye'de mutlaka sanat sokağını yapacağız. Çünkü çok güzel sanatkarlarımız var, çok becerikli insanlarımız var ve onları bu sanat sokağına kavuşturacağız istedikleri yerde. Onlar Fethiye'miz sanat sokağıyla anılacak. Yurt dışından gelenler mutlaka sanat sokağını görmek isteyecek. Hep beraber onların da ekonomisine katkıda bulunacağız dostlarım. Bu
bu şekilde hem Paspatur hem de çarşı esnafımızın yüzü gülecek, cepleri dolacak, mutlu olacaklar. Hep beraber birlikte kazanıp turizmiyle, tarımıyla mutlu bir Fethiye hayal ediyoruz dostlarım. Evet, diğer projemize geçiyoruz. Kompleksiyle tanınan bir ilçe olacak. Özellikle ilk başta mesela kapalı yüzme havuzu yapacağız. Olimpik bir yüzme havuzu. Torunlarımızdan başlayarak bunlar burada çalışmalarıyla olimpiyat şampiyonları çıkaracağız dostlarım. Ayrıca off-road pistimizi hem ulusal hem uluslararası bazda yarışmalara sahne olacak. Sizler de zevkle izleyeceksiniz. Trap tesisleri ilgili hemen çalışma başlatıldı. Avcılık ve Atıcılık Kulübümüz, Spor Bakanımızdan 180 dönüm bir yer tahsis edildi. Bu dünyada Güney Kıbrıs'ta en çok yapılıyor dediler. Orada oranın 4 katı büyüklüğünde bir tesisimiz gerçekleşiyor. Binlerce turistimiz buraya gelecek. Turizmi Orika'ya yaymak için sporda da başlıyoruz arkadaşlar. Evet, Fethiye Sporumuz, bizim markamız, olmazsa olmazımız. Fethiye Sporumuz şu an bulunduğu yerden memnun değiliz. Bunun ekonomisiyle ilgili çalışmalar yapılacak, altyapıyla ilgili çalışmalar yapılacak. Fethiye Sporumuzu özellikle bütün sivil toplum örgütlerinin de elini taşın altına sokabilecek şekilde anonim şirket yapıp birlikte Fethiye Sporumuzu altyapısıyla, mevcut konumuyla bir üst lige çıkarıp hayalimiz büyük olduğu için Fethiye Spor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz dostlarım. Biz Fethiyeli hemşehrilerimize gurur duyuyoruz dostlarım. Evet, Fethiye Belediye'mizin birçok spor kulübü var. Bunların hepsi çok başarılı. Özellikle basketbol takımımız şu an lider durumda. Kendisini buradan tebrik ediyoruz. Desteklerimize devam diyoruz. Amatör spor kulüplerimizi destekleyeceğiz. Onlar zor şartlar altında ayakta durmaya çalışıyorlar. Onları da destekleyip bu zor günlerinde ellerinden tutacağız. Daha çok amatör kulüplerin oluşmasını, gençlerimizi eroin, esrar gibi tehlikeli yerlerden uzaklaştırıp sporcu yapıp zinde, dinç, dinamik gençler yetiştireceğiz dostlarım. Değirmen başında 100 dönüm Gençlik Spor Bakanlığımız bize ormandan yer alt tahsis etti. Burada 20 dönümü kapandı, 80 dönüm daha arazimiz var. Burada özellikle antrenman sahaları yaparak ilçemize turizmi Onika'ya yaymak için buraya dünyanın en ünlü kulüplerini getireceğiz. Antalya'da 3000 tane kulüp gelip burada antrenman yapıyorsa bizde niye olmasın diyoruz. Ve dünyanın ünlü kulüplerini Real Madrid, Barcelona, Fethiye'de ağırladığımızı düşünün. Bizim buradaki reklamımızı düşünün. Fethiye'mizde turizmi Onika'ya yaymak için antrenman sahaları sizlerin hizmetine sunulacak dostlarım. Atasporumuz olan güreşimizi de unutmadık ve onlara
yeni bir antrenman sahası, yeni bir antrenman yerleri, ayrıca istekleri olan her yıl geleneksel yağlı pehlivan güreşlerini Fethiye'mizde düzenleyeceğiz dostlarım. Evet, yeni diğer bir projemize hemen geçiyoruz dostlarım. Devlet hastanesi yapıldığı zaman çok modern bir hastaneydi. Herkes o zaman diyordu ki özel hastaneler kadar güzel bir hastane. Ama yıllar geçti, Fethiye her yıl %15 göç alıyor dostlarım. Şu an Fethiye Devlet Hastanesi bize yetmiyor. Özellikle acildeki o sıkışıklığı gördükten sonra geçen dönemde milletvekili adayı olduğumuz dönemde Sağlık Bakanlığımıza hemen müracaatta bulunduk ve o zaman bize ek hizmet binası söz vermişlerdi. Şu an ek hizmet binası için istenen 2 milyon TL'lik ödenek 4,5 milyon TL olarak gerçekleşti dostlarım. Buraya 1200 metrekare özellikle doktor polikliniği ve diyaliz bölümü geçecek. Acil bölümü rahatlayacak. Rahatlatacağız ama yetiyor mu? Yetmez. Benim Fethiye'm daha fazlasına, daha güzeline layık. Onun için daha önce bölge hastanesi için yer ayrılmıştı. Bölge hastanesi Fethiye'mize yapılacaktı. Dalaman, Fethiye ve Seydi Kemer için ortak bölge hastanesi vardı. Seydi Kemer siyasi ağırlığı koydu. Ben kendi hastanemi istiyorum dedi. Seydi Kemer'in dış çıkışına bu hastaneyi gerçekleştirdiler. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ama biz davamızdan vazgeçmedik. Biz biraz önce slaytta görmüş olduğunuz, gerçekleştirecek olduğumuz bölge hastanemizi sizlerin hizmetine sunacağız dostlarım. Aynı zamanda bölgemiz hem sağlık turizmiyle hem de bu muhteşem hastanemizle her tür değişik bölgelerden her türlü hastalıkların tedavi edildiği bir merkez olacak. Bu da bölgemizin değerine katma değer katacak dostlarım. Yeni projemizde yine sizlerin huzurlarındayız. Sizlere feda olsun.
Şu an mevcutta 3 tane fakültemiz var dostlarım. 3 tane fakültenin yanına bir fakülte daha ekleyip sizlere hayal ettiğimiz Fethiye Üniversitesi'ni kuracağız dostlarım. Fethiye Üniversitesi kurulunca buraya Fethiye'yi herkes çok seviyor, çok beğeniyor. İsteyerek gelecek. En ünlü profesörlerimizi getireceğiz. Fethiye'mizde bu okullarımıza, üniversitelerimize bu hocalar geldiği zaman üniversitemizin, Fethiye'deki fakültelerin eğitimdeki katkı payları yükselecek. Dolayısıyla dördüncü bir fakülteyle Fethiye Üniversitesi'ni kurduktan sonra bu gelecek olan hocalarımız ve Fethiye'ye sağanak sağanak gelecek öğrenci kardeşlerimizle biz Fethiye'yi, Fethiye Üniversitesi'ni dünyanın en saygın üniversitelerinden birisi yapacağız dostlarım. Bu bağlamda fakültemize gitmiştik. Dekan Bey'le görüştükten sonra öğrenci kardeşlerimize sorduk. Dedik ki bizlerden ne istersiniz? Onlar da yurt isteriz dediler. Biz de onlar ister de biz vermez miyiz dedik. Hemen girişimde bulunduk. Kredi Yurtlar Kurumu 1000 kişilik yurt yapıyor. 500 tane erkek, 500 tane kız öğrencimize 1000 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu yurt yapımına başlıyor dostlarım. Evet. Bir diğer projemizde hemen başlıyoruz. Fethiye'de TOKİ evleri başlıyor. Gördüğünüz gibi Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyefendi kendileri Fethiye'ye geldikleri zaman söz verdiler ve başlattıkları projeyle Karaçulha'da 80 dönüm 180 dairelik TOKİ evleri başlıyor. Öncelikle şehit ailelerimize onların bir damla kanı bizim bu burada akıttığımız terlerin yanında bir iştir. Onun için önceliğimiz şehit ve Gazi yakınları olmak üzere ilk önce 180 daireyle başlayacak olan bu TOKİ evlerimiz hızlanarak devam edecek. Binlerce TOKİ evini sizlerle buluşturacağız dostlarım. Evet. Projelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Sayın Bakanımız da gelmek üzere olduğu için ben sizlere hızlıca diğer maddeleri okuyarak geçmek istiyorum. Aslında bu şekilde coşkulu bir şekilde anlatacaktık ama zamanımız daraldı. Tarımda ben ziraat mühendisiyim dostlarım. Tarımda büyük projelerimiz var. Organik tarımla ilgili dünyanın merkezi yapacağız. Az alandan çok gelir elde edecek. Sizleri hep kazandırmayı düşünüyoruz. Hep mutlu olmanızı istiyoruz. Onun için ekolojik turizm var. Gençlerimize iş, aşk kapısı olacak. Ekonomik turizmle ilgili küçük çiftlikler kurup burada turistleri ağırlayıp sizler gençlere iş, aş imkanları olacak. Zaten büyük projeler gerçekleştiği zaman bütün gençlerimiz iş, aşa kavuşmuş olacak dostlarım. Ayrıca yerel kalkınma projeler olarak mevcut pazar yerlerinin üzerinin kapatılmasını önemsiyoruz. Modern hale getirip pazar yerlerimizi sizlerin hizmetine sunacağız. El sanatlarını destekleyeceğiz ve bunların pazarlanmasıyla ilgili çok hızlı bir şekilde girişimlerde bulunacağız. Sıfır atık projemiz var, bunu önemsiyoruz. Ayrıca engelsiz yaşam merkezi kuracağız. Engelli bir vatandaşımızın Fethiye'de çektikleri zorlukları biliyoruz. Gittik kendileriyle görüştük. Fethiye'de engelsiz bir yaşam vaat ediyoruz. Düğün salonlarımız olacak. Sizlerin çok istediği Fethiye'de düğün salonlarımız olmadığı için sizlere Fethiye'de büyük ve bütün mahallelerimizde istedikleri şekilde düğün salonlarımız olacak. Millet kıraathanelerimiz olacak. Belediye sosyal tesislerimiz sizlerin hizmetine sunulacak dostlarım.
Çocuklarımızı da unutmadık. Mahallelere çocuk parkları ve bu çocuk parklarında oyuncakları en iyi şekilde yapacağız. Sizleri, çocuklarımızı orada rahatlıkla vakitlerini geçirecekler. Sizler, çocuklar mutlu olduğu zaman sizler de mutlu olacaksınız. Çocuk meclisimiz olacak kent meclisinin yanında. Onların fikirlerini, değerlerini önemsiyoruz. Onları da alacağız. Ve bütün bunları yaptıktan sonra diyoruz ki, evet, sevgili hemşehrilerim, biraz acele ediyorum çünkü bakanımız gelmek üzere. Onun için hızlı hızlı geçiyorum. Aslında konuşacak çok daha projeleriniz var. Ama diyorum ki saygıdeğer hemşehrilerim, biz Cumhur İttifakı Belediye Başkanı adayı olarak sizlere hizmetin en güzeli sunmaya ve Fethiye'mizi hak ettiği değerli kazandırmaya hazırız. Sizler de Fethiye'mizi gönül belediyeciyle tanıştırmaya hazır mısınız? Biz belediyeyi aldığımızı kabul ediyoruz. Allah'ın izniyle, sizlerin destekleriyle biz de sizleri belediyede şeffaf bir belediyeci vaat ediyoruz. Bak, sizleri orada karşılama ekibimiz olacak. Çok güzel bir şekilde ağırlayacaklar. Sizlere ikramda bulunup sizleri evinize geliyormuş gibi karşılayacaklar. Bu şekilde sizlere vaat ediyoruz. Ve diyoruz ki devletimizin destekleriyle ilçemizi, ülkemizin en gelişmiş yerlerinden birisi, hatta birincisi yapmak için bizimle birlikte hareket etmeye var mısınız? Evet. Öyleyse hayırlı, uğurlu olsun. Bütün kadınlara selam, sevgi, şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sayın Başkanımızı bırakmıyoruz. Bu projeler, bu yatırımlar ülkemize, milletimize, Fethiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Bir bayrakları gördün mü? Sayın Başkanımız sizleri selamlıyor. Tevazu ve gayretle, samimiyetle bizi beni takip etsin. Değerli hemşehrilerimiz, bu bir ekim işi, bu bir gönül işi. İşte belediye meclis üyelerimizi sahneye davet edeceğim. Biz ihrazı dağıtalım konuşurken. Hazır mıyız Fethiye? Belediye meclis üyesi adayımız Ufuk Bildirici geliyor. Kürsüye alalım görevli arkadaşlar. Kürsüye alalım görevli arkadaşlar. Gençlik kollarındaki arkadaşlar kürsüye alabilir miyiz? Devam ediyoruz. Belediye meclis üye adayımız Mehmet Hikmet Selçuk. Kardeşlik yolu, tek sevdamız Türkiye. Sizleri belediye meclis üyelerimiz sevgi ve saygıyla selamlıyor. Devam ediyoruz. Ekim işi, gönül işi. Cengiz Çay geliyor. Coşkunuzla, enerjinizle, sevginizle belediye meclis üyelerimizi kucaklıyoruz. Fethiye devam ediyoruz. Turgay Öztürk. Furhan Kovancı. Bütün bayrakları görebilir miyiz? Gökhan Çakal. Güray Hilmi Dirlik. Devam ediyoruz belediye meclis üyelerimizi tanıtmaya. Muhammed Gökçen. Tek sevdamız Türkiye. İbrahim Kültür. Vatan bizim, can bizim. Devam ediyoruz. Ayşe Çiftçi Hanımefendi. Can bizim, tek sevdamız Türkiye. Sait Avcı. Yazıyla, sazıyla. Arif Coşkun. Yazıyla, tek sevdamız. Süleyman Cengiz. Vatan bizim, can bizim. Adem bizim, Aykırı. Bizim. Cami Mutlu Demirtaş. Sevdamız Türkiye. Yılmaz Akyüz. Yusuf Bozkurt. Gülnur Arık. Ali Talip Güldür Beyefendi. Mehmet Melih Tatlıcı. Yaşar Göktal. Tanıtmaya devam ediyoruz. Ergün Şenay. Şarkımız tek sevdamız. Davul Şap. İşte bu farkımız. Hep beraber bütün bayraklar. Hasan.
Sazıyla, yazıyla, türküsüyle, sazıyla. Kerametin Yılmaz, Süleyman Baydar, Emrah Aydın. Yol kardeşlik yolu, tek sevdamız Türkiye. Rengimiz Anadolu, tek sevdamız Türkiye. Özlem Kayabaş hanımefendi. Devam ediyoruz. Bizim, İzmir bizim, Van bizim. Peki, tevazu gayretle, samimiyetle. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi, el ele, gönül gönüle. İşte, belediye başkanımız, adayımız, çok kıymetli şanım. Ben de sizleri sevgi, hürmetle selamlıyorum. Devam ediyoruz. Hazır mıyız? AK kadrolar hazır mıyız? AK Parti ilçe başkanımız Bekir Eser! Sevdamız Türkiye. Bizi selamlıyorlar. Can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Gitmeyen Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Osman Cura. İşte gönül başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi Ülk Ocakları Urlama. İzmir bizim, Van bizim. İşte AK kadrolar, kadın kollarımız burada. Gençlik kolları burada mı? Hey maşallah. Hazırsak kaldır ellerini, yakar mı ışıklarım? Al müziği bir dakika. Bir dakika al müziği. Az önce verdik enerjimizi. O ay yıldızı bayrağımızdaki yıldız gibi. Yak flaşlarını, yak ışıklarını. Meydan yiğit görsün. Burası yiğitler diyarı. Toprağa insan biste insan diker. Hadi kaldır ellerini Fethiye'm. İşte bu görüntü. Tüm karanlıklar aydınlatsın. Tek vatan! Tek vatan! Tek bayrak! Tek bayrak! Tek millet! Tek millet! İşte bu. Bütün hep görebilir miyim bayrakları? Şimdi bayraklarımızı da görelim. Bayraklarımızı da görelim. Bir kez daha sesleniyoruz. Tek bayrak! Tek bayrak! Tek devlet! Tek devlet! Tek vatan! Tek vatan! Tek millet! Tek millet! Hadi ver şarkımızı! Görebilir miyiz elleri? İşte Fethiye, işte ışıl ışıl. Vatan, millet, bayrak sevdamız hemşehrimizde. Tevazu, gayretle, samimiyetle. Yan yana, omuz omuza. Göz göze, gönül gönle. Bir ve beraber olarak. İşte!
Çok teşekkür ederiz. Değerli hemşehrilerimiz, al müziğimizi. Öncelikle muhteşemsiniz. Değerli hemşehrilerimiz, az sonra ayrılmıyoruz. Buradayız. Az sonra 15 Temmuz gecesi gösterdiği dik duruşla Türk milletinin yüreklerinde yüreklendiren terör örgütlerinin korkulu rüyası, Türk askerinin moral kaynağı, Cumhurbaşkanımızın abisi, Milli İrade'nin cesur ve ilmaz savunucusu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi ağırlayacağız. Ezanımız okunuyor. Ezanın arkasından bu güzellik, bu birlikteliği en güzel şekilde hep beraber taşlandıracağız ve tüm dünyaya ulaştıracağız. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Sandıklar açılır, sayım başlar. Sayım vatandaşların ve gözlemcilerin huzurunda yapılır. Sayımı yapan 7 kişilik sandık kurulunun 5 üyesi seçime katılan siyasi partiler tarafından belirlenir. Sandık sonuçları sandık kurulları tarafından tutanak altına alınır. Tutanakların bir örneği parti temsilcilerine verilir ve hemen orada vatandaşların göreceği şekilde ilan edilir. İlan edilen bu sonuçlar ve o sandığa ait ıslak imzalı tutanaklar, ilçe seçim kurulu tarafından vakit kaybedilmeden seçim bilişim sistemine girilir. Seçsis'e girilen bu veriler aynı anda Yüksek Seçim Kurulu ve siyasi partilere ulaşır. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu tüm sandık sonuçlarını ve ıslak imzalı tutanakları www.ysk.gov.tr internet adresinden vatandaşlarımızın erişimine açar. Demokrasi oyla güçlenir. Haydi hep birlikte sandığa. Yüksek Seçim Kurulu. Bir kez daha haykıralım. Hazırsak. Evet, kapının önünü lütfen istirham ediyoruz, açalım. Canlı mı? Bir kez daha haykıralım. Tevazu, gayret ve samimiyetle. Önemli olan önce vatan, önce memleket, önce millet. Gerisi teferruat. Soruyoruz. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek devlet. Tek devlet. Tek vatan. Tek vatan. Tek millet. Tek millet. Şimdi kaldır ay yıldızlı bayrakların fethiyem. Ve hep birlikte ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm, ey 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 ey.
Öncelikle bir kez daha AK Parti ilçe başkanımıza, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımıza, Cumhur İttifakı Belediye Başkanı adayımıza, çok kıymetli yaşanım efendi ve belediye meclis üyelerimiz için bir kez daha Fethiye'yi marka kent yaşanabilir bir şehir kılacak bu ekibe güçlü alkışlar gelsin Fethiye. Çok teşekkür ediyoruz. Az sonra bitmek bilmeyen enerjisiyle terör örgütlerinin korkulu rüyası, anlı ak, davası ak, milletin hizmetkarı, ülke ve millet aşığı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'yi karşılamak üzere konuklarımızı hemen merdivenimizin yanına davet ediyoruz. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ve bizlerle birlikte olan Dalaman Belediye Başkan adayımıza, Ortaca Belediye Başkan adayımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım sizi bırakmıyoruz. Vatandaşımızın size çok özel değerli bir sanatçımızın hediyesini takdim edecekler arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Şimdi bu şarkı çok önemli. Al müziği Tom Meister'im. Gece karardı. Bakın gökyüzünde bir tane yıldız yok. Burada yıldızlar sizsiniz. Az sonra da gerçekten düşünün ki 15 Temmuz'daki o dik duruşuyla terör örgütlerinin korku rüyası, rüyası olan, milletinin her daim yanında olan, bayram demeden, seyran demeden bu tabloya güçlü alkışlar gelsin öncelikle. Sayın Başkanımıza çıktığı bu yolda değerli sanatçımız tarafından bir kara kalem çalışması hediye edildi. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz. Şimdi al müziği, bir dakika verme. Şimdi bu şarkı çok önemli demiştik ya. Bu uzun bir yoldu. Uzun bir film ve uzun bir hikaye. Sayın Başkanım, Neşe Hanım Efendi, sizi de bırakmayalım. Geldiği zaman ben sizi zaten oraya davet edeceğim ama bu şarkıyı özellikle hava kararmışken Sayın Bakanımızı ağırlayacağız. Gerçekten 15 Temmuz gecesi gösterdiği dik duruşuyla Türk milletinin gönlünde taht kuran, terör örgütlerinin de artık kaçacak yer bulamadığı, inlerine gireceğiz deyip in bırakmadığı, bugün sadece ülkemizin değil, dünyanın hayranlıkla izlediği, vatan, millet ve bayrak sevdalısı, ülke ve millet aşığı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'yi coşkuyla bu meydanda karşılayacağız. Ve ona, bakın günde kaç tane tören ve ülkemizin karış karış toprağını gezmeye devam ediyor. Ve o geldiğinde yakacağız cep telefonlarımızın flaşlarını, onu sevgiyle, Fethiye'nin enerjisiyle karşılayacağız. Ama şimdi bu şarkı çalacak ya, rahmetli Kayahan'ı da bir kez daha rahmetle minnetle anıyoruz. Bu şarkıda da bir Sayın Cumhur İttifakı Belediye Başkanımızın da çok kıymetli Yaşar Hanım Efendi var. Biz de bu şarkıyı size armağan edelim ve birlikte önce bir cep telefonlarını yakalım. Bak şu güzelliğe, hava kararmışken şu meydanın ışıl ışıl olmasına. Bizimkisi bir aşk hikayesi, bizimkisi Fethiye sevdası, bizimkisi ülke ve millet aşığı. Hadi hep birlikte söyleyelim. Dostlarım, biz hep birlikte 17 yıl önce büyük ve güçlü Türkiye için bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk hepimizin hikayesi.
Bu yolculuk bizim milletimize olan aşkımızın hikayesi. Bu yolculuk aziz milletimizin bize duyduğu güvenin, samimiyetin ve inancın hikayesi. Bu yolculuk boyunca hiçbir şey bizi durduramadı. Önümüze çıkan tüm engelleri hep birlikte aştık. Biz büyük Türkiye'yiz. Bugün şehir şehir, ilçe ilçe, belde belde milletimize hizmetkar olma yolunda yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Aydınlık Türkiye için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için yeniden yollara düşmeyin. Yolumuz açık olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun. Memleket işi, gönül işi, alkışlar gelsin size muhteşem Sifetiyen. Tek sevdamız var, tek sevdamız. Tek vatan, tek bayrak, tek millet. O yüzden ver bizim tekrar şarkımızı Tonmeister'im. Bak sonra. Sokak sokak hizmet etmeye, herkesi bir bir dinlemeye, bir bardak çay. Görebilir miyiz bayraklarımızı? Hadi. Alın tek tek kapınız aşk ile geldik. 16 yıldır o günlere biz birlikte geldik. Daha yolumuz var, yeniden yetmiş biz size söz verdik. Ferhat gibiyiz, canla başlar. Tevazu, gayret ve samimiyetle Cumhur İttifakı BG Başkan adayımız Muhittin! Dünden bugüne yarınımıza, mandan adan al bayrağı, hizmet etmeye geldik. Yeşiliyle, bahçesiyle, yaşlısıyla, genciyle, her köyünden her şehrine tarih yazmaya geldik. 16 yıldır bugünlere biz geldik. Daha yolumuz var, yeniden yetmiş biz size söz verdik. Ferhat gibiyiz, canla başla, dağları bile deriz. Neden Allah bitmeyen aşkla durmayız asla, bu vatana söz verdik. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, az sonra bitmek bilmeyen enerjisiyle terör örgütlerinin korkulu rüyası. Kanlı at, davası at, milletiniz ve çağrı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'yi Fethiye hemşehrilerimiz coşkuyla karşılıyor. Thank you.
yoldaş olan garip dener, yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi hep birlikte. İstirham ediyoruz. Belediye meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, öncelikle protokolümüz orada. Sayın Bakanımızı karşılayacak. Dolayısıyla o yolu biraz daha açmanızı istirham ediyoruz. Ve lütfen öncelikle belediye meclis üyelerimiz yerlerini alsınlar. Lütfen istirham ediyoruz. Orada hazır bulunan değerli protokolümüz ilk olarak karşılayacak. Değerli konuklarımız, hemen ben sahnemize öncelikle Dalaman Belediye Başkan adayımız Sayın Muhammed Karakuş Beyefendi'yi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ve devam ediyoruz. Ortaça Belediye Başkan adayımız Sayın Alim Uzun Demir Beyefendi'yi davet ediyoruz. Hadi hazırsak kaldırın ayaklarını peki. Bu ülkeye hizmet etmeye. Nereden nereye, nereden nereye? Muhteşem sürprizler.
Öksürüşün senin dalga dalgasın. Dosta güven, düşmana korku. Ağzına vursun peçeyim. Şöyle bütün bayraklarımızı görebilir miyiz? Önden arkaya bütün bayraklarımızı görmek istiyoruz. Geldi Türkiye. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın gür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü sizlerden alan Recep Tayyip. Recep Tayyip. Recep Tayyip. Teşekkürler Fethiye. Şöyle cep telefonu ışıklarımızı bir görebilir miyiz? Bütün cep telefonu ışıklarımızı görmek istiyoruz. Şöyle Fethiye'den tüm Türkiye'ye muhteşem bir fotoğraf göndermek istiyoruz efendim. Şöyle arka taraflardan da rica ediyoruz. Bütün cep telefonu ışıklarını görmek istiyoruz. Muhteşemsin Fethiye. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz film gibi biraz. Gelsin olup olup her olan
sensiz ve taş oranda. Başla gelsin yine hizmetkarlar. Doğansın halka tepeden bakanlar. Temasıyla imiyet gayretle AK Parti. Önce illeti meklet derdi ederdi. Temasıyla imiyet. Yaşam manzara için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selam. Ve konularını gerçekleştirmek üzere vizyonlarla Muğla'ma değer katacak ve gönül belediyeciliğiyle Muğla'mızı geleceğe taşıyacak olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Dil Hıdır'a mikrofonu takdim ediyorum. Tepkiye bugün Türkiye'mizin iftiharı, İçişleri Bakanımız Fethiye, ne mutlu bize. İçişleri Bakanımızla bugün Fethiye daha bir güzel, geleceğe, yarınlarımıza daha da bakar hale geldi. Hepinizi tebrik ediyorum, sarsınıyorum inşallah. 31 Mart akşamında bu meydanda İçişleri'mizin Ankara'dan katılacağı bu coşkuluğundan itibaren Fethiye kararını verdi. Fethiye'de Muhittin Kayabaş, Büyükşehir'de bu kardeşiniz inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Gurur duyuyoruz. Allah razı olsun Fethiye. Ülkeye o kadarlar oldu. Bu ülke o kadar türülmek istendi. Şu Fethiye'ye minnettarız. Fethi gibi durdun. Hiç savrulmadın, hiç eğilmedin. Sağ olasın, var olsun Fethiye. Kıymetli Fethiye'ler, akşamın bu vaktinde bu muhteşem manzarayla minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyor. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle ve saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun, var olun. Kıymetli Fethiye'yle hemşerim, size bir selam getirdim. Bir ahbabınızdan bir selam getirdim. Bir yakınınızdan, bir millet... Bir yakınınızdan, bir millet sevdalısından bir selam getirdim. Gece gündüz bu ülke için çalışalım. Bu ülkenin yarınları için, gelecek nesillerimizin pürüzsüz bir Türkiye'de yaşaması için gayret gösterelim. Her türlü saldırıya karşı ben sadece milletimin önünde, sadece Allah'ın önünde eğilirim diyen, hele Fethiye dediği zaman gönlü kıpır kıpır eden kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını, muhabbetini sizin için getirdim. Burada özellikle Fethiye'de hakikaten sizlerle biraz hasbihal ettim ya. Fethiye'de
sizlere biraz içimi dökmeye, heyecanımızı, umudumuzu, ufkumuzu hep birlikte sizinle paylaşmaya geldik. Hani içinizi dökersiniz ya, hani heyecanımızı paylaşmak için, içinizi dökmek için ananızın sinesine başınızı koyarsınız ya, Fethiye'ler, sinenize başımızı koymaya geldik, içimizi dökmeye geldik, heyecanımızı sizinle paylaşmaya geldik. Allah sizden razı olsun. Bu millet çok sıkıntılı dönemlerden geçti. Çok zor. Bu ülkede başbakan asıldı. Bu ülkede bakanlar idam etti. Bu ülkede darbeler yapıldı. Her 10 yılda bir. 60, 71, 28 Şubat, 27 Nisan, ardından o hain Amerikan uçağı ve Pensilvanya'da bulunan şarlatanın gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz darbesi. Neler yapıldı bu ülkede? Bu ülkede ekonomik saldırılar, bu canım ülkede, bu güzel vatanda %8 binlik gecelik faizler, birliğimize, kardeşliğimize, beraberliğimize, kutsallarımıza, değerlerimize, inançlarımıza, bu ülkede töremize, bu ülkede köklerimize, kökenlerimize saldırılar yapıldı. O yıllardan beri hiç durmadılar, hiç yakamızdan düşmedik. İnsanımızı hastanede bilerek mağdur ettiler. Doktorun yüzünü görmek 5 dakika bile mucizeydi bu ülkede. Mucize. Akşamdan itibaren herkes kuyruğa girerdi. Polis arabalarının mazotu, benzini yok. Devlet tahsisat koyamıyorlardı. İlaç kuyruklarında insanlarımız kalp krizi geçiriyorlardı. Ertesi gün gazete manşetlerinde bizi terbiye etmek için onu gazete manşetlerine koyuyorlardı. Yetmedi. Bu ülkede terörle terbiye ettiler. Yetmedi. Bu ülkede anarşiyle terbiye ettiler. Yetmedi. Bu ülkede Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, başı açık başı kapalı, laik dindar, bu ülkede insanlarımızı birbirinden ayırarak bizi terbiye etmeye, hep sınav etmeye, hep imtihan etmeye kalktılar. O yıllardan beri istemediler zengin bir Türkiye, istemediler güçlü bir Türkiye, istemediler kuvvetli bir Türkiye, istemediler başı göğe geçecek kadar onların duran bir Türkiye, istemediler sözü hüküm yerine geçebilecek bir Türkiye, istemediler ayakta duralım diye. O yıllardan beri terör örgütlerle bizi imtihan ettiler. Niçin huzurunuzdayım biliyor musunuz? Yıllardan beri bunlara karşı 50 gramlık oy pusulanızla mücadele ediyorsunuz. Ülkeme, evet, saldırı yapanlara karşı bizi küçümsediler. Bu ülkeyi hakir gördüler. Siz köylüsünüz dediler. Bu ülkeyi yönetemezsiniz. Bu ülkeyi idare edemezsiniz dediler. Kimi zaman kasketli dediler. Kimi zaman düşük dediler. Kimi zaman kuyruk dediler. Siz iktidara gelirsiniz ama muktedir olamazsınız dediler. Niçin buradayım biliyor musunuz? Fethiye'ler, Fethiye'li hemşehrilerim, dünyaya da bize bunları reva görenlere de bir mesaj verdiniz siz. Bize iktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız diyenlere karşı biz milletiz, bugün iktidarız, hem de muktediriz dediniz. Allah sizden razı olsun. Gece olayları, 17-25 Aralık darbesi, 6-7 Ekim, 15 Temmuz, son 7 yılda yakamızdan hiç düşmediler biliyor musunuz? Türkiye'yi bir adım ilerletmemek için ellerinden gelen her şeyi, ama ellerinden gelen her şeyi yaptılar kıymetli hemşehrilerim. Her şeyi Fethiyeliler. Yapmadıkları kalmadı. En son ekonomik saldırılar yaptılar. Acaba seçime gidiyoruz. İktidarın milletle arasını açabilir miyiz? Cumhur İttifakı'nın milletle arasını açabilir miyiz diye ne tür oyunlar, ne tür senaryolar ortaya koydular. Amerika döviz operasyonları yaptı. Bunu hep beraber seyrettik. Yetmedi. Irak kuzeyinde
Hatırlıyorsunuz, bir devlet kurmak istediler. İstediler değil mi? Referandum yaptılar. Amerika tahrik etti. Ardından evet, Avrupa fişekledi kurulsun diye. Kim engelledi biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan engelledi, Türkiye. Türkiye'nin gücü. Yetti mi? Hayır. Onu yapacaklardı. Afrin'de de bir terör merkezi oluşturacaklardı. Arada bir koridor ve o koridorla da bizim Doğu ve Güneydoğu, Doğu ve Güneyimizde Orta Doğu'yla bağımızı ortadan koparacak bizim ticaret yollarımızı, gönül coğrafyamızı, bizim siyasi yollarımızı, bizim ekonomik yollarımızı, bizim tarihi yollarımızı bizden ayıracaklardı. Yapacakları Türkiye küçümencik, kendi içine sıkışmış kalmış, kimseyle irtibat kuramayan bir ülke haline getireceklerdi. Hiç yakamızdan düşmediler. Ne oldu? Amerika bize dedi ki, Afrin'e girerseniz karışmayız dedi. Bedelini ödersiniz dedi. Hatırlıyor musunuz bu cümleleri? Evet. Ne oldu? Tetiğe çatır çatır girdik mi Afrin'e? Evet. Çatır çatır girdik mi? Evet. PKK'yı oradan kazıdık mı? Evet. Şimdi Irak'ın kuzeyinde devlet kurabildiler mi? Evet. Peki, şimdi söylüyorum. Tayyip Erdoğan ve Türkiye dünyaya ve gelecek nesillerimize bir mesaj bıraktı. Dedi ki, ey dünya, ey Türkiye'nin gelecek nesilleri, size bir not bırakıyorum. Bu coğrafyada biz karar vermedikçe kimse oyun kurdurmayız. Kimse oyun kurdurmayız. Kimse oyun kurdurmayız. Gezi olaylarında faiz 3,5-4 puandı. Türkiye 100 milyar dolarlık yatırımın önünü açmıştı. Türkiye IMF'yi göndermişti. Türkiye koşul adım geleceğe doğru gidiyordu. Her yıl Türkiye'ye 23,5 milyar dolarlık yatırım geliyordu. Uluslararası oradan yatırım. Türkiye büyük bir cazibe merkezi olmuştu. Hemen gezi olaylarıyla beraber Türkiye'nin önünü bir şekilde tıkayıp Türkiye'nin yarınlarının umudunu ondan kaldırabilmek için yarım saatte Taksim Meydanı'na uluslararası bütün ajansları indirdiler. Kim kavgalı eve kız verir? Ardından 17-25 Aralık, ardından 6-7 Ekim, bitmedi. 7 Haziran'da HDP Türkiye'de %13 oy aldı. Daha ne istiyorsun? Oy aldın. Demokrasiyle beraber gidip PKK'nın ve Kandil'in talimatıyla beraber Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu çukur eylemleriyle hepiniz biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Evleri yaktılar, yıktılar. Camileri yaktılar, yıktılar. Tarihin bize emanetlerini yaktılar, yıktılar. Bu ülkenin köklerini oradan ayırmaya çalıştılar. Yapmadıkları kalmadı. Okulların, spor salonlarını, meslek liselerini, her şeyi yaktılar ve yıktılar. Sebep şu, Türkiye huzurlu olmasın. Türkiye hep ayağının ucuna baksın bu millet. Hiç geleceğe bakamasın. Hiç ufka bakamasın. Kıymetli Fethiyeliler, 10 yıllardır şu yakamızdan düşmüyorlar. Başımızda hep kaynar kazan. Ne oldu? Yıllarca başı açık başı örtülü bir ananın kızını, iki kızını birbirinden ayırıp okula gidemezsin. Devlet memuru olamazsın diye. Anasını satayım ya. Fethiyeliler, Fethiyeliler, bugün başı açığı da, bugün başı örtülüsü de mecliste giriyor mu? Ne oldu? Türkiye bölündü mü? Parçalandı mı? Yıllarca, yıllarca bu ülkeyi oyaladılar. Yıllarca bu ülkeyi evet, hep kendi içerisinde bir kaosa sürüklemeye çalıştılar. Bugün mecliste başı açığı da var, başı örtülüsü de var. Cumhuriyetimiz de güçlü, ülkemiz de güçlü, milletimiz de güçlü. Allah'ım teşekkürler olsun. Fethiyeliler, bu toprakların bir şifresi vardır. O da tevhiddir, tevhid. Birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Bizi bundan ayırmaya çalışanlara bilesiniz ki biz eski Türkiye'de değiliz. Müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Arkasında Amerika'da olsa, arkasında Avrupa'da olsa, şerit divanlarında olsa. Fethiyeliler bana çok kızıyorlar. Diyorlar ki Süleyman Soylu çok sert konuşuyor. Fethiyeliler ben çok sert mi konuşuyorum ya? İyi ya. Kadın
kadın çıkacak diyecek ki, kadın çıkacak diyecek ki, ben sırtımı PYD'ye, PKK'ya dayadım. Türkiye'yi temin edeceğim. Ne yapalım? Sırtını sıvazlayalım mı yani? Ödül mü verelim ya? Hemşehrim, biz sorumluyuz. Görevimiz var. Bu millet bize bir emanet tebliğ etmiş. Bu emanetin gereğini yerine getiririz. Hem sözümüzle hem de işimizle gereğini yerine getiririz. Ne yapmışız? Ne demişiz yani? Sen sırtını PYD'ye, PKK'ya yaslayıp Türkiye'yi tehdit edersin ha? Şimdi onu yaslamana gerek yok. Sana dört tane duvar verdik. İstara duvara yasla, istara duvara yasla, istara duvara yasla, istara duvara. Hangisine yaslarsan yasla. Bu ülkenin huzurunu, bu ülkenin güvenini, bu ülkenin istikrarını kimseye bozduramayız. Bakın, Doğu'ya, Güneydoğu'ya gidiyorum ben sürekli. Sadece Hakkari'ye 30 defa gittim. Kıymetli hemşehrilerim. Niçin gittim? Sadece terörle mücadele etmek için değil. Oradaki kardeşlerimizi bizden ayırmaya çalışanlara karşı, oradaki çocuklarımıza, siz yalnız değilsiniz. Siz kimsesiz değilsiniz. Hiç merak etmeyin diye bu elimizi uzatmak için gittik. Ve şunu söyleyeyim, kıymetli hemşehrilerim, hiç kimse bunu unuttuğumuzu sanmasın. 13-14 yaşındaki çocukları daha götürüp anasının saçını okşayacak kızlarımızı daha götürüp orada Murat Karayılan hayvanına, Cemil Bayık hayvanına, evet masa metresi yapanların burnundan titir titir getirmezsek adam değiliz. Adam değiliz, adam değiliz. Bu ülkede çocuklarımızın geleceklerini karartmaya çalıştılar. Ülkemizi umutsuz yapmaya çalıştılar. Ne oldu? Dağlarda 15 bin terörist vardı. 700 kaldı. 700. 700. Hiç merak etmeyin. Kıymetli Fethiye'li hemşehrilerim. Hiç merak etmeyin. Biz burada huzur içinde dururken Kato'da, Gabar'da, Kudüs'te, Pendirek'te, Ağrı Dağı'nda, Herakon'da, Besler Deresi'nde, Çemçe'de, Manur'da, Şenyayla'da, Paraşin'de, Tunçeli'de, Ali Boğazı'nda bizim kahramanlarımız kovalıyor. Onlar sıcak gibi kaçıyorlar, sıcak. Sıcak gibi kaçıyorlar. Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında huzur var. Fethiye'de ne varsa Şırnak'ta var. Fethiye'de ne varsa bilesiniz ki Diyarbakır'da var. Fethiye'de ne varsa Bitlis'te var, Siirt'te var, Batman'da var, Mardin'de var. Dertleri şu, orada huzursuzluk ortaya koyamıyorlar. Bir anne gece yarısı burada nasıl çocuğuyla, komşuluğundan, kızıyla, komşuluğundan dönüyorsa bilesiniz ki aynı şekilde Doğu ve Güneydoğu'da da öyle. Dağlarda kuş uçurtmuyoruz, kuş kuş. Kimseye müsaade etmiyorum, hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Türkiye bu konuda istim üzerinde son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük seviyesindeyiz. 2018 yılında sadece 136 kişi katıldı. Peki terör örgütünden kaç kişi teslim oldu? Onun 3 katından daha fazlası teslim oldu. Terör örgütünün hem psikolojik olarak, hem fiziki olarak, hem teknolojik yükselmemizle beraber çökertiyoruz. Çözüyoruz ve söküyoruz. Bilesiniz kafalarını çıkaramıyorlar. Size bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemiyorsunuz. Şimdi Fethiye'liler, hani bu insan savunma araçlarımız var ya, hani bizim evlatlarımız yaptılar ya, hani üzerinde Türk mühendislerimizin ay yıldızı damgası var ya, şimdi onların altına yeni bir yazılım yaptık, yeni bir aparat taktık. Bilesiniz ki bundan sonra terör örgütlerinin mensupları, teröristler bırakın dağlarda yürümeyi, kafalarını çıkaramayacaklar. Kafalarını. Hiç endişe etmeyin.
Hiç merak etmeyin. Son 2 yılda 3300 teröristi etkisiz hale getirdi. Anladınız değil mi? Bilesiniz 3099 barınak ve sığınağı tarumar ettik. Hareket kabiliyetlerini daralttık. Her yerde. Ve sadece onu yapmadık. 94 tane belediyelerini evet teröre yardım eden, yataklık eden, para gönderen, adam gönderen, lojistik gönderen bütün belediyelerini el koyduk. Ve hizmete döndüler orada. Öyle öyle hizmetler yaptılar ki son 2 yılda kayyumlarımız hakikaten büyük bir mucizenin altına orada imza attılar. Sadece öyle değil. 10 milyar liralık uyuşturucu yakaladık. Bunun büyük bölümü PKK'ya aitti. Yetmedi. Kaçak sigaralardan %21,5 oran vardı. Bugün %1,5'a düşürdük. Size sadece şunu söyleyeyim. Kıymetli hemşehrilerim. PKK'nın şah damarını kestik. Şah damarını. Şah damarını kestik. Ve ülkemiz huzur içerisinde yarınlara adım atıyor. Ama şimdi başka bir oyun sergilemeye çalışıyorlar. Şu, önümüzde 4,5 yıl var. Tam 4,5 yıl. Hiç seçim yok biliyor musunuz? Ben 1969 doğumluyum. 50 yıldır bu ülkede 4,5 yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem olmadı Fethiye'de hemşehrilerim. İlk kez 4,5 yıl. Hepimiz işimize bakacağız ya. Esnaf işine bakacak. İş insanı işine bakacak. Öğrenci, öğretmen, cumhurbaşkanı, belediye başkanı, milletvekili, bakan. Hepimiz işimize bakacağız. 4,5 yıl. Türkiye'yi milli ve yerli üreterek sıçratacağız. Ekonomide gürül gürül adımlar atacağız. Yetmedi. Terörün kökünü kazıyacağız. Etrafımızdaki coğrafyaya barış getireceğiz. Huzur getireceğiz. Kardeşlik getireceğiz. Bizden korkuyorlar. Batı bizden korkuyor. Amerika bizden korkuyor. Doğruyu söyleyeceğiz. Hakkı söyleyeceğiz. Yaptıkları yanlışları altına atacağız diye. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Büyük bir Türkiye istemiyorlar. Ve zengin bir Türkiye istemiyorlar. Kıymetli hemşehrilerim. Şimdi yeni bir tezgaha gidiyorlar. Tezgah şu. 24 Haziran'da PKK'yı meclise biz mi soktuk Allah'ınızı severseniz ya? Hayır. Biz mi soktuk peki yani? Hayır. Biz mi soktuk? Hayır. Biz sokmadık. Kim? Hayır. Kılıçdaroğlu. Şöyle söyledi. Bir oy CHP'ye bir oy HDP'ye dedi mi demedi mi? Herkese. Her yerde bunu anlattım. Peki ben İçişleri Bakanlığı'nın bütçesini mecliste savunurken kadın çıktı dedi ki sizin işgal askerleriniz, sizin işgal polisleriniz, sizin işgal jandarmalarınız. Evet Hakkari'de Diyarbakır'da var. Çekin onları oradan. Haddi görüyor musunuz? Ben anasının payını veririm. Hem de okkalı bir şekilde veririm yani. Verdim de. Verdim ama ben lafı söyleyene bakmam. Lafı söyletene bakalım. Ona o lafı kim söyletti? Ona o lafı Zillet İttifakı söyletti. Ona o lafı bir taraftan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir taraftan Saadet Partisi Genel Başkanı neydi o adamın adı ya? Temel Karamollaoğlu, bir de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Evet. Uyarılarımıza rağmen dediler ki bunlar meclise gitsinler. Neden? Çünkü planları şuydu. Önümüzdeki 4,5 yılda eğer biz şimdi iktidar olamazsak Türkiye'de geçtiğimiz 7 yılda Türkiye'nin nasıl anasından emdiği sütü burnundan getirmişsek birçok olayla birlikte şimdi de aynı şekilde 4,5 yılda Türkiye'yi karıştıracak bir maşaya ihtiyacımız var. Maalesef o maşayı da PKK olarak kurdular. Sadece üzülüyorum. Kimse kusura bakmasın. Ben yangın söndürmeci değilim. Ben İçişleri Bakanıyım. Sadece olaylara müdahale eden bir adam değilim. Hükümet adına aynı zamanda Türkiye'nin iç huzuru ve iç güvenliği açısından acaba ülkenin gelecekte hangi tehditlerle karşı karşıya kalacağını değerlendirip ona göre önlem alıp vatandaşlarımızı bu konuda hem uyarmak hem de önlemlerimizle beraber onların huzurunu temin etmekle yükümlüyüm.
Yoksa olay oldu, gitti, anlat, et. Bunlar elbet olur. Ama bizim görevimiz olay olmamasını sağlamaktır. Olmaması için elimizden gelen gayreti ortaya koyabilmek, mücadeleyi gerçekleştirebilmektir. Şimdi Türkiye'nin başına büyük bir bela getiriyorlar. Kıymetli hemşehrilerim, bana kızıyorlar. Niye kızıyorlar? İstanbul'da bunların vekilleri HDP'nin yani. HDP bir siyasi parti değildir. PKK'nın siyasi koludur, bakın. Bir siyasi parti değildir. Dün Adana HDP İl Başkanlığı'nı bastı. Televizyonlarda duymuşsunuzdur. Bakın, içeride kozmikot oluşturmuşlar. Senet işi yapıyorlar. Mahkeme kuruyorlar. 3 yıl önce, 4 yıl önce. Para alıyorlar, para veriyorlar, milleti tehdit ediyorlar. Bunlar hem terörist, hem mafyacı, hem de ahlaksız. Bütün bunların her birini bir araya getirmişler ve toplamışlar. Kıymetli hemşehrilerim, kıymetli Fethiyeliler, bu adamları meclise sokan, bu adamları siyasetin içerisine sokan ne yapacaklar? Bunların vekilleri İstanbul'da bir araya gelecekler. Diyarbakır'a kadar yürüyecekler. Niçin? Apo İmralı'dan çıksın diye. Kötü bir şey mi söyledim ya? Kötü bir şey mi söyledim? Dediğim şu, ulan sizi yürüten adam değildir dedim. Yürüyebildiler mi? Fethiye yürüyebildiler mi? Diyarbakır'da söyleyeyim, uçakla Diyarbakır'a gittiler. Diyarbakır'da burunlarını evlerinden, otellerinden çıkartmadı. Hiç öyle müsaade etmeyiz artık. O eskidendi. Biz söylüyoruz sürekli, terörist cenazesine gitmeyeceksiniz, İzin vermeyeceğiz diye. Geçen gün bir terörist öldü hapishanede. 10-13 tane milletvekili, vekil daha doğrusu, özür diliyorum, tövbe tövbe. Vekil, bunların 13 tane milletvekili, vekilleri Diyarbakır'da havalimanında terörist cenazesini karşılayacaklar. Ya dedim ki arkadaşlarım, ne havalimanına sokacaksınız, ne de mezarlığa. Yanlarına yaklaşamıyorum. Bu kadar. Kıymetli hemşehrilerim, şunu söyleyeyim. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'da biz bunların belediyelerini, teröre destek olan belediyeleri görevden aldık mı? Yerlerine kaymakamlarımızı getirdik mi? Şimdi bunun intikamını bizden almak istiyorlar. Nasıl biliyor musunuz? Büyük şehirlerde, Muğla'da HDP'nin belediye başkan adayı yok değil mi? Kimi destekleyecek acaba? Kimi destekleyecek? Kimi destekleyeceği belli, sözleşmeyi yapmışlar çünkü. Ne diyor? Adam, Allah adamın yüzünden Rabbiyesini almış. Ya yüzünde adamın neymeni yok. HDP'nin bir eş başkanı var. HDP'nin bir eş başkanı var. Sezai Temelli diye bir adam. Diyor ki, Kürdistan'da biz kazanacağız. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Biz kazanacağız. Batı'da da AKP'ye, MHP'ye kaybettireceğiz. Muğla, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Aydın, Bursa, Konya, her yeri sayıyor. Burada verilecek oylar Erol'la Cizre'deki oylara güç verecek, destek verecek diyor. Açık diyor ki orada biz kazanacağız. Doğu'da ve Güneydoğu Anadolu'da tercümesini yapayım ben size. Batı'da da Zillet İttifakı'nı destekleyeceğiz. Hanımefendiler, beyefendiler. O zaman size şu soruyu sormak istiyorum. Kıymetli hemşehrilerim, biz yanlış mı yaptık ya? Belediyeler almakla yanlış mı yaptık? Peki bu terörle mücadeleyi yapmakla yanlış mı yaptık? Peki kıymetli hemşehrilerim, peki eğer biz bunlarla bir mücadele yapmazsak, büyük şehirlerde 299 belediye meclis üyesini PKK, HDP iltisaklıları, CHP'den 201'ini, Saadet Partisi'nden 74'ünü, İYİ Parti'den 27'sini, o da bizim bildiğimiz aday gösterdiler bunlar. Sızdırdılar. Bize diyorlar ki, siz Doğu'da ve Güneydoğu'da bizim belediyelerimizi alırsınız ha. Şimdi biz size büyük şehirlerinde sızalım da görün dünyanın kalp olduğunu. Önümüzdeki 4,5 yıl hükümette, 5 yıl belediyelerde bizim huzurumuzu, ülkemizin huzurunu bozmak için fitne tohumu ekecekler.
diyelim ki Allah muhafaza, Fethiye'ye bir şehit cenazesi geldi. Çok doğal olarak belediyemiz diyecek ki şu sokağın ismini şehit ismini verelim. Diyoruz değil mi, yapıyoruz bunları. Diyecekler ki bir dakika verin ama bizim de şurada bir teröristimiz ölmüştü. Onun da ismini şu sokağa verelim. Fethiye, Türkiye karışır biliyor musunuz? Türkiye büyük bir kaosa girer. Tam size anlatmak istediğim bu. Telafisi imkansız olan, geri döndüremeyeceğimiz olanlar olur. Orada milletvekilleri gibi değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi oturur. Biraz hırgır gibi yaparsın, herkes yerine oturur. Ama burada Fethiye'de herkes birbirinin yüzüne bakıyor değil mi? Belediye meclisleri yan yana oturuyor değil mi? Allah muhafaza, çok net söylüyorum. Türkiye'nin her yerinde böyle. Yapmak istedikleri 4,5 yıl bu fitneyi Türkiye'ye yaymak ve diyorlar ki efendim beka sorunu yok. Nasıl beka sorunu yok? 15 Temmuz saat 12'de hangi biriniz Türkiye'de darbe olacağını biliyordu? Hangi birimiz biliyordu? Allah'ını severseniz ya. Kim biliyordu? 7 Haziran'da bunlar %13 oy aldılar ya. %13 yetmediler. İşlerine kan değdi. Hemen camileri yıktılar, okulları yıktılar, kütüphaneleri yaktılar. Siirt Hastanesi'ni yeri gele yaktılar. Çünkü terör örgütü talimat veriyor. Kim veriyor? Ben karnımda bir şey saklamam. Terör örgütüne talimat veren Amerika'dır. Kandil'dir. Bu kadar açık ve net. Bilmiyor muyuz yani? Evet. 31 Mart gecesi kıymetli hemşehrilerim. 31 Mart gecesi bilmenizi istiyorum. Eğer Türkiye'de hükümet bir zafiyete uğrarsa ben evladınız olarak söylüyorum. 1 Nisan sabahından itibaren doğuda ve güneydoğuda bu huzur ortamını bertaraf ederler. 6 yaşındaki çocukların eline taşı verip kaymakamları, valileri itibarsız hale getirirler ya. Bunu yaşamadık mı daha önce? Bunu hep beraber görmedik mi? Şehirlerimiz huzursuz yapmadılar mı? Aynısını bunlara, terör örgütüne, HDP diye bir siyasi parti yoktur. PKK vardır, bunu ben söylüyorum. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Bu vekiller milletvekili falan değildir. Bunlar PKK'nın vekilidir. Bunlar terörün vekilidir. Kendi karakterleri, haysiyetleri, söyleyebilecekleri bir tek sözleri yoktur. Ne olursunuz? Yüzlük kuyruğuna geldik. Şurada, şu 31 Mart'ı geçince Allah'ın izniyle Türkiye ekonomide de, Türkiye geleceği atacağı adımlarda da, hedeflerinde de, terörle mücadelede de çok iyi bir noktaya gelecek. Bunlara yapmadığımız kalmadı. Teröristleri adım attırmıyoruz. Ne olursunuz onlara tekrar imkan sağlayabilecek bir hamleyi gerçekleştirmek istiyorlar. Onlara moral vermek istiyorlar. O zaman biz Necmettin öğretmene ne anlatacağız? O zaman şehit olan Aybüke kızımıza ne anlatacağız? O zaman Kundak'ta vefat eden Bedir Hande Bey'imize ne anlatacağız? O zaman orada şehit olan çocuklarımıza, onların annelerine, babalarına, eşlerine ne anlatacağız? Bana bunu söyleyin ya. Babalarımıza, şehitler, babalarımıza. Kıymetli hemşehrilerim, bakın benden önce de İçişleri Bakanı var. Benden sonra da İçişleri Bakanı olacak. Elbette biz buraya kazık çakacak değiliz. Bizden çok var bu memlekette. Bu memleketin birçok bizim gibi bizden daha fazla evladı var. Ama bilesiniz Fethiye, bu memleketten bir tane var, bir tane. Gözü dikenin gözünü oyarız, gözünü. Gözünü oyarız. İyi ya. Temel Karamanlıoğlu, Saadet Partisi'nin genel başkanı bana diyor ki bakın, diyor ki bu seçim dönemi kadar ahlaksız bir kampanya görmedim. Doğru. Ahlaksız bir kampanya görmedim. İki tane milletvekili koyacaksın diye Erbakan Hoca'nın milli görüşünü PKK'ya yasladım. PKK'ya. Ahlaksız ben miyim? Adıyaman'a bugüne kadar PKK giremedi. Şanlıurfa'ya bugüne kadar PKK giremedi. Onun yüzünden bugün Şanlıurfa ve Adıyaman'da Saadet Partisi onlara ittifak yapıyor, girmek istiyor. Kıymetli hemşehrilerim, oyun büyüktür. Bu oyunu bozalım ne olursunuz. Güçlü iradenizle bozalım. Hani biz Doğu ve Güneydoğu'da yürüyoruz ya, böyle dik yürüyoruz. O dağlarda, şehirde zannetmeyin ki karakterimizdendir. Zannetmeyin ki bizim cesaretimizdendir. Nedendir biliyor musunuz? O 50 gramlı koy pustası veriyorsunuz ya, o 50 gramlı koy pustası. Hani Cumhurbaşkanımıza diyorsunuz ya,
dik dur, eğilme bu millet seninle diye. Milletten selam. Orada dik yürümemizin bir tek sebebi var. Verdiğiniz reydir. Verdiğiniz oydur. Sandıktır. Demokrasidir. Hepsiye milli iradedir. Milli irade. Gücümüz sizsiniz. İrademiz sizsiniz. Bizim eksiğimiz aksağımız yok mu? Elbette var. Eksikten yoksun Cenab-ı Allah'tır. Kıymetli bir şeyler. Eksikten yoksun Cenab-ı Allah'tır. Bizim hepimizin eksiği var. Ama şunu bilesiniz. Bizim samimiyetimizde bir eksikliğimiz yoktur. Tayyip Erdoğan bugüne kadar sizi kimseyle aynı kefeye koymamıştır. Milletimizi bu kadar tehdide rağmen, dünyanın en büyük güçleri kafasına çıkmak istemesine rağmen milletimizle bir tartıya hiçbir zaman koymamıştır. Bir de bir şey daha var. Biz milletimize hiç hile yapmadık. Fethiye'liler. Hiç hile yapmadık. Şu anda bunlar bir hileyle beraber önümüzdeki yılları tekrar tarumar etmek istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyin ne olur. Kıymetli hemşehrilerim. Bir şey daha söylemek isterim. Bakın. Bakın. Boynumuzu ne olursunuz Kandil'in önünde eğip bırakmayın Fethiye'liler ne olursunuz. Bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Şu hemşehrilerim şu FETÖ denilen şarlatana bizi ne olursunuz güldürmeyin. Çok yürüdük biliyor musunuz? Çok yol aldık. Çok. Hakikaten çok yol aldık. Hakikaten. İlk kez bu durumdayız. Tam 300 yıldan beri ilk kez bu noktaya geldik. 300 yıldan beri. Milletimizin sayesinde. Şunu hep beraber, şu virajı hep beraber geçelim. Ve önümüzdeki 4,5 yıl. Bu Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Şu Tayyip Erdoğan'ın ayağına, ayağına da top yakışıyor. Şu Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu bir verin de. Şu 4,5 yıl. Şu Zillet İttifakı'nın kalesinde Kılıçdaroğlu var ya. Onun kalesinin bir 90'ına çaksın bir de çatanlayacaksın. Geleceğiniz mi Tayyip Erdoğan'ın ayağına? Cumhur İttifakı'na verecek misiniz? Bakın. Şu fotoğrafı görüyor musunuz? MHP İl Başkanımız var. AK Parti İl Başkanımız var. MHP İlçe Başkanımız var. AK Parti İlçe Başkanımız var. Belediye Başkanlarımız var. Biz niye bir aradayız ya? Niye? Niye? Sadece Fethiye Belediye Başkanı'nı almak için bir aradaysak eksik yapıyoruz. Bilesiniz. Sadece Büyükşehir Belediyesi'ni. Bakın. Türkiye'yi büyük bir oyuna, büyük bir tezgaha getiriyorlar. Hem yerel seçimlerde güçlü çıkacağız ama hem de Türkiye'ye tezgah getirmek isteyenlere de fırsat vermemek içindir herhalde. 2009'da birlikte olduk mu? Hayır, olmadık. 2014'te birlikte olduk mu? Hayır. 2009'da beka dedik mi? Demedik. 2014'te beka dedik mi? Bakın 17-25 Aralık olmasına rağmen beka demedik. Demedik. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti bir araya geldi. Hem huzurunuzda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli Bey'e teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu ittifakı oluşturdukları için göreceksiniz 50 yıl sonra, 100 yıl sonra Türkiye'nin oluşturduğu bu ittifakta hangi belalardan savuşturduğumuzu, Türkiye'yi nasıl geleceğe taşıdığımızı hep birlikte gelecek nesillerimiz takdir edecekler. Bu kadar açıklayın. Bu kadar açıklayın. Şimdi bana tekrar kızıyorlar. Niçin? Efendim İçişleri Bakanı böyle konuşur mu? Ne konuştum? Dedim ki uyuşturucu satıcılarını eğer polislerimiz okulların etrafında görürlerse ayaklarını kırsınlar dedim. Yanlış mı dedim Fethiye'ler? Yanlış mı dedim Fethiye'ler? Dinimize, inancımıza, birliğimize, aile yapımıza, her şeyimize ama her şeyimize saldırıyorlar. Her şeyimize. 941 kişi öldü 2017'de. Bir mücadele ettik 491'e düştü şimdi. Aralık ayı hariç 2018'de. Selam. Bakalım bir hasta var. Bakalım. Bir
Ne var ne hasta mı? Estağfurullah. Estağfurullah. Neredesin? Tamam. Evet. Biliyorum. İdris abiyi biliyorum. Allah rahmet eylesin. Fatih'im öyle mi? Demokrasinin bayramıdır. Sandıklar açılır, sayım başlar. Sayım vatandaşların ve gözlemcilerin huzurunda yapılır. Sayımı yapan 7 kişilik sandık kurulunun 5 üyesi seçime katılan siyasi partiler tarafından belirlenir. Sandık sonuçları sandık kurulları tarafından... Yok, 10 dakika var ezan. Ezan 10 dakika var. Efendim? Fethiye'yi tamamlıyor muyuz şimdi? Ha? Bitiriyor muyuz Fethiye'yi? Kazanıyor muyuz Fethiye'yi? 3.000 açık ara. Bu. Benim takımı beğendiniz mi? Çok güzel. Formalar sağlam. Göremedim hala. Muğla. Tarihimizden aldığımız mirası şehirlerimize yansıtarak insanla şehri bütünleştiren, geçmişle geleceği aynı potada eriten, yeşille yapıyı kaynaştıran şehirler ortaya koydu. Hizmet aşkıyla çıktığımız yolda Muğla'mızın doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her bir köşesini kalkındırmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Gece gündüz çalışarak 17 yılda şehrimizin çehresini değiştirdik. Daha yaşanılabilir ve gelişmiş bir Muğla için yollar, hastaneler,
barajlar ve toplu konutlar inşa ettik. Bunlarla yetinmedik. Muğlalıların huzur. Evet kıymetli hemşehrilerim, Allah kabul etsin. Şimdi şunu söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yaptık. Tam istim üzerindeyiz. Arkadaşlar bir saniye. Allah rızası için. Ben hepsini alıyorum, onu da alırım. Gözünü seveyim. Şimdi Türkiye'nin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yaptık. Hiç merak etmeyin. Bir evladınız ve bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu uyuşturucu satıcılarını da, onların patronlarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek namertiz. Bu kadar var. Bu kadar. Kararlı bir şekilde gidiyoruz. 57 bin uyuşturucu satıcısını KODES'e tuttuk. Hiç merak etmeyin. Bekçi geldi mi Fethiye Bekçi? Düdük ötüyor mu düdük? Ötüyor mu? Ötüyorsa size şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan dedi ki Süleyman, eğer vatandaşın evinde uyurken bekçi düdüğünü duymazsa hesabını senden sorarım. Ben yandım. Bekçilere diyorum ki boyuna düdük götürün. Düdüğü duysunlar. Yeniden Fethiye Bekçi gelecek. Bakın Muğla'da geçen yıldan bu yıla kadar hırsızlıkta %35 azalma oldu, evden hırsızlıkta. İstikrarın sonucudur bunlar. Biz dünyanın en güvenli şehirlerini oluşturuyoruz. Bir anne çocuğunu okula gönderdiği zaman kafası arkada kalmayacak. Esnaf sabahtan akşama kadar iş yaparken Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra kimse ona musallat olmayacak. Bu kadar açık net. Onun için kıymetli hemşehrilerim, desteğini istiyoruz, gücünüzü istiyoruz. Bizden desteğinizi esirgemeyeceksiniz değil mi? Şimdi Muhittin Başkan gel bakalım ya. Gel. Muhittin Başkan'ı seviyor musunuz? Seni çok seviyorum ben ya. Muhittin Başkan'ı yıllardan beri tanırız. Ve özellikle Muhittin Başkan'a Fethiye'de şunu söyleyeyim. Mütevazi bir adamdır. Fethiye'nin de hamuruyla yoğrulmuş bir adamdır. Doğru mu? Büyüğünü bilir, küçüğünü bilir. Bu da doğru mu? Ne? Sonra işini önüne katan bir adamdır. Öyle işini savsaklayan bir adam değildir. Doğru mu? Şimdi bu güzel adama 31 Mart'ta evet Fethiye hemşehrilerim sandıkları patlatarak destek olacak mısınız? Maşallah. Fethiye, Fethiye, gurur duyuyor. Fethiye, o zaman Fethiye'liler, ben de size bir söz veriyorum. Ben de evet hem Süleyman Soylu olarak, evladınız ve kardeşiniz olarak, hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı, İçişleri Bakanı olarak Muhittin Kayabaş'ın emrindeyim. Muhittin Kayabaş'ın emrindeyim. Muhittin Başkan'ın emrindeyim. Fethiye'nin emrindeyim. Muhittin Başkan, bak seçiliyorsun. Allah izin verirse burada projelerinde falan yaptırdık. Hiç. Bak şimdi Seyfi Kemer'de başladık mı? Menteşe yapıyor muyuz? Bakın bizim Muğla'ya sevgimiz başkadır. Sadece kendi bakanlığım değil, bütün bakanlıklarda tüm arkadaşlarımla, burada milletvekillerimiz de şahit, herkes şahit. Gücüm neye yetiyorsa yapacağıma, emrinize amade olacağımı burada söylüyorum. Şu 31 Mart'ta bir herkese parmak ısırdım, parmak. Türkiye'ye kumpas kurmak isteyenlere ders verecek misin Fethiye? Allah razı olsun. Evet. Doktorum gel bakalım ya. Evet doktor Mehmet Nil Hıdır. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. Onu seviyor musunuz? Hizmetkar bir adamdır. Sözümü tamamlıyorum. Hizmetkar bir adamdır. Güzel bir adamdır. Kıymetli hemşehrilerim. Mehmet Nil Hıdır'ı da destek verecek misiniz? Evet bu vesileyle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.
Allah'ın bizi size mahcup etmesin inşallah. Sağ olasınız, var olasınız. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İşte Cumhur'un adayları, işte ömrünü millete hizmete adamış Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin yol arkadaşları. Teşekkürler Fethiye. Ben çok özür diliyorum. Benim saat 9'da İzmir'de olmam lazım ama bir de Seydi Kemer'e geçeceğim. Onun için bakın bugün sabahleyin Acıpayam'a gittim. Ardından Çivril'e gittim Denizli'de. Ardından Bodrum'a geldim. Ardından Marmaris'e geldim. Fethiye'ye geldim. Yani inanın dün de hep yollardaydım. Ondan önceki günde. Ben acilen müsaadenizi istiyorum. Daha sonra tekrar gelmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağ olun.